İttifaklar günün birinde dağılır, sürdürülemez hale gelirse, meclis iyice parçalanır, parçalı hale gelir. Zaten dikkat ederseniz eğer Milliyetçi Hareket Partisi ile veya başka bir partiyle ittifak yapmazsa, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şu anda mecliste salt çoğunluğu kaybetmiş olduğunu görüyoruz. Aynen 7 Haziran 2015 seçimlerindeki duruma benzer bir durum, yani bugün bir bakanlar kurulu kurulması söz konusu olsa, koalisyonsuz bir bakanlar kurulu oluşturmak mümkün değil. Peki bu sistemin işleyişinde bir sakınca yaratabilir mi? İşte bunu burada şunu görmemiz lazım ki şu anda meclisteki aritmetik dengeleri ve ittifakların şu anki durumu Cumhurbaşkanı'na meclisle birlikte idare etme, ülkeyi idare etme konusunda bir avantaj sağlıyor. Ama yarın Cumhurbaşkanı'nın kontrol edemediği bir çoğunluk, muhalefet çoğunluk haline gelirse örneğin mecliste, o zaman Cumhurbaşkanı şimdiki yetkilerini daha farklı kullanacaktır. Öyle tahmin ediyorum. Meclis bu sefer Cumhurbaşkanı'yla zıtlaşma konumuna girebilir. Meclis Cumhurbaşkanı'yla zıtlaşma konumuna girerse de güçlü olan taraf Cumhurbaşkanı'nın yetkileri daha kuvvetli olduğu için sanırım Cumhurbaşkanlığı tarafı olacaktır. O yüzden bu sistemin ayrıntılarını biz daha yaşayarak ileride öğrenebileceğiz. Daha doğrusu tecrübe edeceğiz ama o tecrübeye herhalde biraz daha zamanımız var. Ancak çok da fazla zaman kalmadı galiba. Zira Adalet ve Kalkınma Partisi içinde de bir hareketlenme olabileceği biliniyor. Malum yeni partilerin kurulması gündemde. Yani meclis aritmetiğindeki bu Cumhur İttifakı lehinde olan denge eğer kaybolursa, bu durumda Cumhurbaşkanı ülkeyi meclise hiç müracaat etmeden yönetme yolunda, yani Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini eski kanun hükmünde kararname şeklinde daha sık kullanma yolunu tercih ederek yönetme yolunu tercih edebilir. Bunun önünde de anayasal olarak bir engel yok. Çünkü 2017'de kabul ettiğimiz anayasa değişiklikleri 9 Temmuz'dan 2018'den beri yürürlükte ve uygulaması da bu şekilde olacak diye tahmin ediyorum. Eğer mecliste bu çoğunluk, bu aritmetik değişirse.